Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün yufka almadan ya da hamur yoğurmadan kolayca yapabileceğimiz bir patlıcanlı börek tarifi vereceğim sizlere. İsterseniz fırında pişirin, ister benim gibi ocak üzerinde tavada yapın. Her iki şekilde de gördüğünüz gibi pamuk gibi lezzetli bir börek elde edeceksiniz. Şimdi yapılışına geçiyorum. Önce böreğin patlıcanlı içini hazırlayalım. Bir tane orta boy soğanı mümkün oldukça ince ince doğrayalım. Şimdi tavaya biraz sıvı yağ koyacağım. 2-3 yemek kaşığı kadar. Soğanları ilave edeceğim. Biraz karıştırıp bıraktım kısık ateşte. Ben şimdi biberleri, yeşil biberleri doğrayacağım. Siz isterseniz kırmızı biber de ilave edin. İki uzunca sivri biberi incecik incecik doğradım. Şimdi doğradığım biberleri de soğanların üzerine ilave ediyorum. O kısık ateşte hafif hafif kızarmaya dursun. İki tane de sarımsak doğradım. Patlıcanlı yemeklerde nasıl sarımsak çok güzel olursa, bu böreğin içinde de gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir karıştıralım yine. Şimdi sırada patlıcan var. Böreğimizin ana malzemesi. İki tane orta boy patlıcan kullanalım. Ama elinizde bir tane var diyelim. O da yeterli olur. Onunla da yapabilirsiniz bu böreği. Sonuçta hamur kısmının ne kadar pratik olduğunu göreceksiniz. Onu istediğiniz iç malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Fakat özellikle patlıcanla denemenizi tavsiye ediyorum. Çok tazeydi patlıcanlar. O sebepten tuzlu suda bekletmedim. Hiç de gerek olmadı. Piştiğinde hiçbir acılık yoktu böreğimde. Arzu ederseniz tuzlu suda bekletip sıkıp öylece ilave edebilirsiniz. Diğer karışıma döküyorum patlıcanlarımı da. Hepsini koymuş oldum. Küçük küpler halinde doğradığımız için güzel lezzetli oldu. Biraz daha yağ ilave edeceğim. Çünkü başta koyduğum yağı çekti bütün malzemeler. Şöyle 1-2 yemek kaşığı daha yağ koydum. İyice bir harmanlayın, karıştırın. Ve şimdi tuz ve pul biber koyuyorum ben. Karabiber ya da fesleğen, istediğiniz her türlü baharatı kullanabilirsiniz. Kapadım kapağını. Yine kısa yakın ateşte güzelce yumuşasın ve pişsinler. Güzelce yumuşadı, pişti iç malzemem. Maydanoz ilave ediyorum. Şöyle bir avuç maydanoz doğranmış. Şimdi onu karıştırdıktan sonra artık ocağı da kapatacağım. Kapağını da kapatacağım ve diğer kısma geçiyoruz. Şimdi hiç elimizi değdirmeden yapacağımız unlu kısım. 3 tane yumurta. Şöyle bir çırpalım. 1 çay bardağı dolusu yoğurt koyuyorum. Şimdi de yarım çay bardağından biraz daha az, 50 mililitre sıvı yağ koydum. Biraz büyük benim çay bardağım, yarım bana çok geldi. Ve 400 su bardağı 150 mililitre su ilave ettim. Ben su yerine süt kullanmak istiyorum derseniz tabii ki koyabilirsiniz. Şimdi tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz. Ve un ilavesine geçiyorum. 250 mililitrelik yani klasik su bardağının daha büyüğü bardakla
Bir dolu bardak un koydum. Bir paket kabartma tozu koyuyorum. Şöyle bir karıştırıp kıvamını görmek istiyorum. Her zaman söylerim, malzemelerde yazan unun hepsini birden hiçbir hamur işine dökmüyoruz. Kontrollü şekilde. Şimdi ikinci su bardağı unun yarısını döktüm. Karıştırıyorum iyice. Üzerine patlıcanlı iç yayacağımız için biraz daha koyu olmasını istiyorum ve kalan yarımı da dökeceğim şimdi. Yani dolu dolu 2 su bardağı un kullandım. İyice pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Gördüğünüz kıvamda. Şimdi pişireceğimiz tavaya biraz yağ döküyoruz. Harcımızın yarısı kadarını tavaya boşaltıp düzeltiyoruz. Biraz daha ekleyeyim. Ben bunları yaparken patlıcanlı iç malzememiz de bir güzel dinlendi, daha da lezzetli oldu. Bakın, sanki kızartmışız gibi, o kadar güzel. Bu malzemenin konduğu hangi börek lezzetsiz olabilir ki? Tamamını şimdi döşeyeceğim araya. Arzu ederseniz patlıcanlı için üzerine severseniz eğer biraz peynir, kaşar peyniri veya rendeleyebilirsiniz. Ama hiç ihtiyaç yok, çok güzel bir tarif oldu. Hamurlu kısmın geri kalanını da güzelce üzerine kapatıyorum. Eğer fırında pişirirseniz tabii çok daha kolay ve çabuk pişirirsiniz. O zaman şöyle 25 santimetre karelik kare ya da yuvarlak bir fırın tepsisine aynı şekilde yapabilirsiniz. İyice kabı yağladıktan sonra. Benim bu tavam büyük 26 santim. Şimdi çok kısık ateşe kapağı kapalı şekilde oturttum. Ve yaklaşık 30-40 dakika içerisinde altı çok güzel kızardı. Özellikle çok kısıkta pişirdim. Hem içi çok güzel pişsin, hem çok yumuşak olsun diye. Baktınız ki üzeri kurudu, altı kızardı. Artık çevirebilirsiniz. Diğer tarafını da güzelce kızarması için tavayı hafifçe yağlıyoruz. Bu kapak biraz derin, ondan aktaramadım tavaya. Evde değilim ben şu anda. Bir köy evimiz var, oradayım. Burada malzemelerimin hepsi yok. Evde ben bu tava böreklerimi hep balık tavasının düz kapağı vardır ya, onunla çeviriyorum. Siz de ya öyle düz bir kapak ya da tabakla çevirme işlemini yapabilirsiniz. Henüz pişmemiş altı, şimdi biraz daha tutacağım. Şimdi artık tamamen altı kızardı. Ve sunuma hazır hale geldi bu pamuk böreğimiz. Bakın, emin olun yemeğe doyamayacaksınız. Fırında da yaparsanız aynısı olacaktır. Fırında 175-180 derecede pişirin. Aynı şekilde güzelce kabarsın, pamuk gibi olsun. Her iki şekilde de çok güzel. Böreğimiz yumuşacık, gördüğünüz gibi. Özellikle şöyle gösteriyorum dilimlerken. Fırına olmayanlar olabiliyor, cesaret edemiyorlar. Bugüne kadar denemediyseniz bile mutlaka benimle birlikte bir ocak üzerinde börek ya da kek yapmalısınız. Ne kadar yumuşak farkındasınızdır. Bakın, o güzelim patlıcan iç malzemesiyle güzel lezzetli bir börek yaptık. İnşallah denersiniz ve yorumlara bekliyorum sonucu mutlaka. Ben Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak adıyla varım. Oradan fotoğraflarını da DM'den atabilirsiniz bana. Kesinlikle yapın bu böreği. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.
Kanalıma da abone olursanız tabii ki çok mutlu olurum. Abone ol yazısından sonra yanında çıkan bildirim zilini de lütfen tümü diye işaretleyin. O zaman bütün tariflerimin bildirimi size hemen ulaşır. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.